He believed that when he had freed the Cypriots from the terrorist threat, new moderate leaders would come forward to help him govern Cyprus. Harding's first step was to strengthen the police, now thoroughly infiltrated by AOKA. He created an auxiliary police force recruited from the 20% minority of the population, the Turkish Cypriots. We were against AOKA. Britain was against AOKA. Therefore, we had a joint interest in seeing that AOKA did not succeed. The only thing on which I insisted very strongly with Marshal Harding was that the auxiliary police... AOKA. He believed that when he had freed the Cypriots from the terrorist threat, new moderate leaders would come forward to help him govern Cyprus. Harding's first step was to strengthen the police, now thoroughly infiltrated by AOKA. He created an auxiliary police force recruited from the 20% minority of the population, the Turkish Cypriots. We were against AOKA. Britain was against AOKA. Therefore, we had a joint interest in seeing that AOKA did not succeed. The only thing on which I insisted very strongly with Marshal Harding was that the auxiliary police... Makarios was playing a dangerous game. The weeks passed. Britain made no better offer. Harding prepared his military machine. Makarios's disappointment and anger were shared by the Greek Cypriots in Nicosia. I started to throw stones at the police. The night of the 7th of June, 1958, the tension suddenly snapped. Cyprus has never recovered from that night. There was an explosion at the information bureau of the Turkish consulate. A crowd had already gathered there, a crowd of Turkish Cypriot youth. And they all almost immediately decided that Greeks had done it. Ordinary people were being killed merely because they were Greeks or Turks. Later on, a friend of mine, whose name will still be kept a secret, was to confess to me that he had put this little bomb in that doorway in order to create an atmosphere of tension so that people would know that Turkish Cypriots mattered. The fighting raged for 3 months. More than 100 were killed.
also were delighted. The deal gave generous minority rights, guaranteed by a contingent of Turkish troops on the island. Would you object to Makarios being the new president of the new Cyprus? Well, I don't think it is for us to object. If the Greek community want him as a president, they can have him. We shall have our vice president in charge of our own communal affairs. And you think it'll work all right? Well, with goodwill on both sides, we don't see why it shouldn't work. Ярмарка в Никозии, в которой впервые участвовал Советский Союз. Ярмарку открыл президент республики, архиепископ Макариос. Thank you.
первый же день признала независимость Республики Кипр. Чистосердечные чувства дружбы между советскими людьми и киприотами растут и крепнут с каждым днем. На ярмарке они увидели не только наши новые станки и механизмы.
Sevgili kardeşlerim, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, genç nesle ve bütün Türk cemaatine en mesut ve müreffeh günler dilerim. 1919 senesinin 19 Mayıs'ında büyük ölümsüz atamız kırık bir tekneden Samsun sahillerine ayak basarken Türk hudutlarının her tarafı simsiyah bulutlarla kaplanmış, milyonlarca insan yeis ve ümitsizlik içinde çırpınıp duruyordu. Düşman, aziz Türk vatanının harim ismetine sokulmuş, padişah, düvelli muazzama diye anılan devletlerin himayesine sığınarak kendi milletine yüz çevirmiş, ecnebi kumandanlar ve Türk'ün boğazına idam ilmeğini geçirmekle vazifeli diplomatlarla sarayda bin bir gece alemlerini canlandırıyordu. İstanbul'un sokak başlarında süngü takmış nöbet bekleyen mağrur ve kendilerini yenilmez, ülkelerinde güneş batmaz, ebedileşen bir kuvvet sayanların temsilcileri olan askerler, Türk kadınına, çocuğuna, medeniyetle paylaşamayan en büyük gayri insani muameleyi reva görüyor ve geceleri kışlalarında uykuda olan Türk askeri en caniyane ve yine ancak medeniyetlerinin kabul ettiği bir vahşetle süngüden geçiriliyordu. Bunlar memlekette tetiş yaratmak, etrafı korku içinde bırakarak doğacak panikten istifade ederek kayıtsız şartsız bütün bir Türk yurdunu emirlerine ve isteklerine rahmet etmek istiyordu. İstanbul'da cereyan eden bu yüz kızartıcı, elem ve üzüntüyle dolu hadiseleri gören büyük kumandan bir akşam oturduğu evin önünden geçen gençlerin hep bir ağızdan söylediği dağ başını duman almış şarkısını işittiği zaman bu vatanın hiçbir zaman eşir yaşamasına imkan olmadığını, dünyaya yalnız medeniyet ve insanlık prensibini yayan kahraman bir milletin sille ve tokat altında daha fazla inlemesine gönlü razı olmayarak bütün imkansızlıklar içinde ertesi akşam İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. O büyük dahi mücadelesine atılırken neticeden emindi. Çünkü milletinin taşıdığı meziyet ve hasletleri herkesten fazla o biliyordu. Türk milleti için istiklal ve hürriyet her şeyin üstünde geliyordu. Toprağın üstü hür yaşamak azminde olan Türk milletine Tanrı tarafından ihsan edilmişti. Bin bir yokluk ve mahrumiyet içinde mücadelesine atılan büyük atanın ilk teşebbüsü başta saray ve onun yanında müttefikleri tarafından istihfafla karşılanmış ilk doğan milli harekete kimse kıymet vermemiş fakat zamanla kopan bir çığ gibi o muazzam kuvvet bunların üzerine yıkılarak Türk'ün mezarcılarını yine Türk'ü gömmek için kazdıkları çukura gömmüş ve hür bir vatan, büyük millet doğmuştur. Atatürk'ün yarattığı bu milli harekat, dünya esir milletlerini harekete getirmiş, Afrika ve Asya'da asırlarca sözde medeni devletlerin kırbaç ve süngüleri altında benlik ve izzet-i nefislerini kaybeden milletlere bile İstiklal mücadele ruhunu aşılamıştır. Onlara öğretmiştir ki topun ve bombanın kuvveti bir toprak parçasının altını üstüne getirebilir. Süngü ve mitralyoz fani bir vücudu ortadan kaldırabilir. Fakat bu iki korkunç kuvvetin birleştiği zaman yenemeyeceği tek bir kuvvet vardır ki o da iman ve inançtır. İmanlı bir millet, İnancı ve güveni tam olan bir cemaat, tarih boyunca esir olmamış,
ve ellerine esaret zincirleri geçirilmek teşebbüsü daima akamete uğramıştır. Biz Kıbrıs Türk'ü, büyük Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olarak asırlardan beri onun harekatını adım adım takip etmiş, acıları ve sevinçleri bizim de acımız ve sevincimiz olmuştur. Beraberce ağladık, beraberce güldük. İşte bu bozulmayan ve eksilmeyen meziyetlerimizdir ki bizi tam bir Türk olarak dünyaya tanıtmış ve buradaki bir avuç Türk'ün de gaye ve emelinin hür yaşamak, esir olmamak azminde olduğunu medeni dünya öğrenmiştir. Entrika ve tehlikeli oyunlardan daima kaçınmasını bilen, kanun ve nizamı ayaklar altına kimsenin almasına müsaade etmeyen Kıbrıs Türk'ü, bugüne kadar hakkından fazla bir talepte bulunmadığı gibi, bundan böyle de siyaseti herkesin hakkına hürmet ve saygı göstermek ve buna mukabil aynı muamelenin başkaları tarafından tatbik edildiğini görmektir. Medeni bir milletin medeni evlatları Kıbrıs Türk'ü, değişen dünya politikası karşısında muasır bir cemaat olarak yaşamak ve kendilerini amir mevkiinde görmek delaleti içinde olanların insaf ve merhametiyle hayatımızı idame ettirecek zavallılar olduğumuz zehabında olanların derin uykularından uyanmalarını istiyoruz. Bizim de yapacağımız birçok işler vardır. Her şeyden evvel şahsi hırs ve kinden uzak kalmasını, vatanın ve cemaatin şerefinin her şeyin üstüne geldiğini anlamamız icap ediyor. O milletler ki efendilikten köleliğe düşmüştür. Sebepleri araştırıldığı zaman fertler arasına sokulan husumet ve kin tek sebep olarak gösterilebilir. Milyonlarca düşman kuvvetinin çöktüremediği kaleyi fertlerin birbirine olan itimatsızlık ve zıddiyeti bir anda neticeye bağlayabilir. İnsan olarak hepimizin bir kusuru, eksik bir tarafı olacağı muhakkaktır. Yeter ki herkes bunu kabul ve itiraf edebilsin. Yeter ki cemaatin şeref ve haysiyetinin bekçisi olmak yegane vazifemiz olsun. Hiçbir zaman karanlık ve ümitsiz gibi görünen günler kuvve-i manevimizi bozmasın. Yine zaman zaman toplanan siyah bulutlar mutlak surette bir felaket fırtınası getirecek diye bizi yese düşürmesin. Bütün bunları bertaraf etmek bizim elimizdedir. İstiklal ve hürriyetini idame ettirmek azminde olan Kıbrıs Türk'üne düşen vazife, nesilden nesle devam edecek sulh mücadelemizi yürütmeye azimli kimseler olduğumuzu fiiliyatımızla ispat etmeye çalışalım. Türk milletinin bir parçası olan Kıbrıs Türk'ü, ecdadımızın yarattığı eserlerin bir mislini bizim de yaratmamız ve yaşatmamız bugün ve yarın hepimize düşen bir vazifedir.